Herkese merhabalar, ben Ece Yıldırım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrar videolarla karşınızdayım. Çünkü K-Influencer Akademi'nin 3. yılı başladı ve ben yine yoğun programa seçildim. Yoğun programın ilk görevi de geçtiğimiz hafta verildi. Başta birazcık acaba ne yapabilirim diye düşünsem de bir karara vardım. Bize verilen ilk konu Kore ile ilgili tanıtım yapmamız, fakat bu tanıtımı kendi yeteneklerimizle ortaya koymamızdı. Ben de düşündüm, taşındım ve tabii ki sizlerin de tahmin edebileceği gibi en sevdiğim konulardan biri Kore yemekleri, yani K-food üzerine bir video çekmek istedim. Ben Türk olmama rağmen Kore yemeklerine karşı çok büyük bir ilgim var. Benim damak tadıma çok uyuyor, öyle söyleyeyim. Kore'de bulunduğum sürede veya Türkiye'deki gittiğim restoranlarda birçok yemeği deneyimleme şansı buldum. Fakat son 2 senedir tabii eve tıkılınca, bir yerlere gidemeyince neden bunu ben kendim yapıp öğrenmeyeyim dedim. İlk olarak da Sunha abla sayesinde kimchi yapmayı öğrendim. Daha sonrasında internet üzerinden çok sevdiğim Baekjeon Won Chef ve Mangachi ablamız diyeyim, onunla birlikte birçok Kore yemeğinin tarifini kendim evde deneme şansı buldum. Umarım hepsiyle tanışma şansım olur. Çok istediğim bir şey. Bu süreçten sonrasında en son olarak Kore Kültür Merkezi bir yemek kursu programı açtı. Bir ay sürecek bir programdı bu, 4 dersten oluşan. Ve ben de son derste dedim neden sizlerle birlikte bu yemek tarifini yapmayayım. Zaten Instagram üzerinden sürekli yaptığım şeyleri kısa kısa paylaşıyorum. Ama bu seferkini böyle uzunca, böyle güzelce anlatarak yapayım istedim. Bu haftaki başlık da nedir? Mandu. Yani bizim geleneksel bildiğimiz mantının biraz daha büyüğü olan Kore mantısı mandu. Mandu aslında çok benzer bizdekine ama biraz daha tabii farklı. Hamurunun açılış şekli farklı, biraz daha büyük, katlama şekilleri tabii ki farklı. İç harcı, kimchi, et, tavuk, sebze, siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapılabilen bir iç harca sahip. Yanında tabii sosuyla birlikte sunuluyor. Haşlama, buğulama, kızartma şeklinde de farklı çeşitli sunumları var. Yani aslında bizim için çok uzak olmayan bir yemek ve Türklerin de bence çok severek yediği bir yemek diye düşünüyorum. O zaman hep birlikte şimdi mutfağa geçelim ve ben mandu yapmayı size göstereyim. Selam, mutfaktayım. Önlüğümü giydim, saçımı topladım bir kaza olmasın diye. Şimdi bize verdikleri kutunun içeriğini ben size detaylıca göstereceğim. Kutunun içinden çıkan bazı şeyleri ben değiştirmeyi düşünüyorum orijinal malzemeyle. Çünkü kimchi yollamışlar, hani kimchili mandu yaparız diye düşünerek. Ve kimchiyi etle yapıyorlar. Ben etli yapmak istemiyorum. Tavuklu iç harcı hazırlamak istediğim için o şekilde bir ufak değişiklik yapacağım. Hamur ve iç dolgusunun nasıl hazırlandığını da size detaylı bir şekilde videonun içinde anlatacağım. Geri kalan çoğu şeyi de muhtemelen açıklama kısmına malzeme listesi olarak yazarım. O zaman başlayalım. Kimchi, kurutulmuş altın oak mantarı, patates noodle'ı, bu yeşillerin içinde kurutulmuş tofu var, sarımsak tozu, yeşil soğan tozu, tuz, karabiber, soya sosu, beyaz sirke ve susam yağı çıkıyor. Ten minutes later.
tekrar selam. Bütün iç malzemeyi küçük küçük doğradım. Şimdi onları göstereceğim size. Hop, şöyle döndürüyorum. Mando pi hazır. Thank you.
Evet. Şöyle bir mandubuk. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Kızarmış mandu ve haşlanmış mandu yaptım. Hanşikit olarak geçen bu setin tarifiyle yaptım. Üçü de birbirinden lezzetli duruyor. Şimdi size yakın planda yaptığım bu manduları göstereceğim.